Herkese merhaba. Arkadaşım Diyabet Online kampında bugün spor konuşacağız ve tabii ki diyabet. Çok güzel konuklarım var. Hepsiyle biraz sonra tek tek tanıştıracağım sizlere ve onların hayatlarına, diyabet hayatlarına, aile hayatlarına, sportif yaşantılarına gideceğiz. Anlatacaklar bize neler yaşadıklarını ve burada deneyimlerimizi birbirimize anlatarak en önemli şeylerden biri de bence deneyim. Birbirimize anlatarak diyabetimizi nasıl yönettiğimizi ulaşabildiğimiz herkese ulaştıracağız. Umarım yayınları takip ediyorsunuzdur. Çünkü hem çok keyifli hem çok bilgi yüklü yayınlarımız oluyor. Bunları yapan, uygulayan, uğraşan, bunun üzerinde emek harcayan herkese buradan ellerinize sağlık diliyorum. Ben de bildiğiniz gibi Alper Saruhan. Çok uzun yıllar profesyonel basketbol oynadım. Ama kariyerimi 2 yıl önce noktaladım. Artık antrenörlük kariyerim var ve antrenörcük diyebiliriz. Bir parça daha antrenörlük yapıyorum ve kariyerimi artık antrenör olarak devam edeceğim. İzmir'de yaşıyorum. Eraslan okullarında basketbol takımlarından sorumluyum. Burada da çok değerli, çok sevdiğim bir öğrencim var. Kendisi diyabet. Onu da bugün konuk olarak alacağım. Hemen şu sağ tarafımda duruyor ama sürpriz biri çünkü ona sürpriz kalmasını ve en son kendisini göstermesini söyledim. Dayanamazsak arada onu da alırız ve sorularıyla bize neşe katar. Şimdi Nisa Su Aslan, kendisi Su ismini tercih ediyor. Ona bağlanacağım ve onunla sohbete başlayacağım. Sohbet ilerlerken de hem birbirimizi tanıyacağız hem hoş bir sohbet edeceğiz. Ve bakalım diyabetlerimizi dünyanın başka uçlarında, başka şehirlerinde insanlar nasıl yönetiyor? Bunları göreceğiz. Evet. Su, seni... Gel bakalım. İşte buradasın. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Alper abi. Sen nasılsın? İyiyim. Bugün şekeri nasıl gitti? İyi mi? Evet, bugün şekerim çok güzel gitti. İdmana, hatta yarım saat önce idmandan geldim. İdmanıma 150 ile girdim. Şu an 150'nin altıyla çıktım. O zaman spor bizim şekerimizi yönetmemiz için, diyabetimizi yönetmemiz için fevkalade yararlı bir şey, değil mi? Bütün harika. Her spor yapmalı. Öyle mi? Peki. Tamam, bunun altını Su çiziyor. Bütün diyabetliler spor yapmalı. Artık slogan bence bu olabilir. Ne spor olursa olsun yapmalı. Evet. Peki Su, çok kısa seni bir tanıyalım. Herkes bir dinlesin. İlk öncelikle merhaba. Ben Su, 1 yaşındayım. 5 yaşından beri basketbol oynuyorum. 3 yıldır Pro Basketbol Spor Kulübü'nde lisanslı sporcuyum. Diyabetle 2 yıl önce tanıştım. Benim diyabetle tanışmam alt ıslatmayla başladı. Annem de bu durumdan şüphelenerek çocuk doktorumuza başvurdu ve tahliller sonucu bir diyabetli olduğum ortaya çıktı. Peki ilk diyabet tanısı konduğunda şekerin kaçtı? Hatırlıyor musun? 10.300 mü bilmiyorum ya, öyle bir şeylerdeydi. Hı. Ne kadar süre hastanedeydin? 5 gün. 5 gün. Orada tabii diyabet eğitimi de aldın. Aha, aldım. İlk bununla karşılaştığında kendini nasıl hissettin? Yani hiçbir şey yiyemeyeceğim, içemeyeceğim sandım, spor yapamayacağım sandım. Ama örnek olarak sizi gösterdi. Ben de o ara tip 1 diyabetin hiçbir şeyi engel olmayacağını anladım. Hı. Ben o zaman iyi bir örnek mi oluyorum bilemedim şu an. Evet, çok mutlu etti bu annenin tavrı. Çünkü ben de diyabetli olan kardeşlerime, diyabet olduğum süre zarfında, hayatım boyunca da elimden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Ki benim ailemde, benim erkek kardeşim de benim gibi tip 1 diyabetli. Biz ailede 2 diyabetli yaşantımızı sürdürüyoruz. Senin güçlü ve bu sportif karakterin güçlü olman benim çok hoşuma gitti. Peki basketbola diyabetle beraber mi başladın, yoksa yani o sırada oynuyor muydun? Yok, ben diyabetle başlamadım, önceden de oynuyordum. Peki
Bu aradaki fark nasıl? Diyabetli olduktan sonra basketbolun ve ondan önceki halin? Yani diyabet olmadan önce, yani yalan olmasın, ben basketbolu hiç sevmiyordum. Allah Sonra Allah, bu evet. enteresan. Sonra diyabetim çıktı. Hem zayıfladım, hem daha sağlıklı beslenmeye başladığım için sporuma da dikkat ettim ve basketbolu yavaş yavaş sevmeye başladım. Peki ölçümlerini kaç kere yapıyorsun oynarken? Antrenmandayken? Girmeden önce bir kere yapıyorum. Eğer düşükse bir şeyler yiyorum. Sonra antrenman çıkışında da bir kere yapıyorum. Yani iki kere. Ailen seni bu konuda destekliyor. Bu çok önemli bir şey, değil mi? Ailem benim en büyük destekçim bu konuda. Sporda da olsun, diyabette de olsun. Antrenörlerin ve okuldaki öğretmenlerin ya da beden eğitimi öğretmenin nasıl tepki verdiler bu duruma? Yani nasıl tepki verdiler? Tabii ki de üzüldüler, öyle diyeyim. Ama zaten hemşire benim çok iyi ilgileniyor. Öğretmenlerim de olsun. Yani güzel ilgileniyor, güzeller. Ama tabii ki de hep üzüldüm. Sana şöyle diyorlar mı? Su, şekerini ölçmen lazım ya da insülini vurman lazım diyorlar mı? Ha, yok demiyorlar. Ha, o zaman kendin takip ediyorsun her şeyini. Bu süper bir şey. Kendim takip ediyorum. Hemşirem de geliyor yanıma. Şekerini ölç diyor. Öyle takip ediyoruz şekeri. Peki mesela en zorlandığın şey nedir? Basketbol oynarken diyabetinle ilgili psikolojik mi, fizyolojik mi? Bunlarda en zorlandığın yer neresi? En zorlandığım yer, ben bana gitmeden önce şey yapıyorum. Mesela şekerim 130 oluyor. Annem bir şeyler veriyor. Ama benim aklım yine şekerimde kalıyor. Düşüyor mu diye. Öyle. Öyle kalıyor. Biraz şeyle giriyorum ama sonra güzel gidiyor antrenmanlarım. Peki mesela insülin pompası ya da işte diğer dijital ölçüm aletlerini, CGMS'leri falan kullandın mı, hiç denedin mi? Şey kullandım. Evet, kullandım onlardan. Libre vesaire. Evet, kullandım. Ama şu anda parmaktan ölçüm yapıyorum. Yani benim tercihim parmaktan ölçüm. Ama canım acımıyor desem yalan olur. Evet. Biz bununla ilgili bir hesap yapmıştık. Benim çok uzun yıllardır diyabetli olan çok sevgili arkadaşlarım var diyabet kampından. Onları buradan çok kocaman öpüyorum, selamlıyorum. Onlar benden daha eski diyabetliler. Ben 13 yıldır diyabetliyim. Onlar doğdukları günden beri ve belki 30-35 yıldır diyabetliler. Ölçüm sayısını işte yıllara göre çarptığımızda yüz binleri geçiyor. Yüz binleri. Yani düşünsene hem ölçüm hem kendine iğne vurma toplamda 100.000 defa bunu yapmış insanlar var. Ve onların tecrübeleri ne kadar değerli. Tabii ki hayatımızı kolaylaştıran dijitaller var. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. Çoğu insanın bunu alabilecek gücü olmayabilir. Tabii ki bunun için uğraşlar var. Bir dayanışma söz konusu. İnşallah bu da çözülür ve devletin katkılarıyla buna bütün diyabetliler ulaşır. Tabii ki sağlığınız için bu kesinlikle geçerli ve gerekli bir şey. Ama manuel araba kullanmadan otomatik kullanamazsın. Tamam mı? Yani bir manueli biliyor olman gerekiyor. Çünkü manuel senin hayatındaki en önemli kurtuluş noktası. Tedirgin olduğunda işte anlık kesin bilgiye ulaşmak istediğinde ya da büyük bir konfor alanın var diğer şeylerde ama o konfor alanından bazen mahrum kalabilirsin belirli sebeplerden ve bu anda mutlaka kendini manuel olarak yönetiyor olman lazım. Doğru şeker ölçümü yapıyor olman lazım. İnsülinini doğru zamanda doğru yerde vuruyor olman gerekiyor. O yüzden manuel hayata da özellikle diyabete ilk kez maruz kalan birkaç yıllık hayatlarında diyabet olan insanların mutlaka manuelde öğreniyor olması gerektiğini düşünüyorum. Peki yakın arkadaşların falan ne dedi ya? Su, ne oluyor sana? Bir anda zayıfladın işte bak iğne vurmaya başladın. Parmağından ölçüm yapıyorsun kanıyor buraya kan bulaştırmışsın falan filan. İğne ucunu niye burada bırakıyorsun parmağıma battı gibi şeyler yaşadın mı? Yok, öyle yaşamadım ama basketteki arkadaşlarımın çoğu çok zayıfladı.
Peki bu zayıflama yani böyle bir yağ kütlesinden arınma gibi mi yoksa yani Alper abi çok fitleştim gibi mi? Yok, yağdan. Yağdan. Tamam. Doğru antrenman biçimlemeleriyle doğru çalıştığın zaman antrenörlerini de çok iyi biliyor zaten. Babanla da konuştum. O da basketbol antrenörü. Kas olarak da mutlaka sana geri dönüşler olacaktır zamanla. Yani 2 yıllık diyabetliler için söyleyebileceğimiz aramıza hoş geldin. Bir kere muhteşem bir network'e sahipsin. Yani sen bunu başka türlü elde etmen çok zordu. Yani biz birbirimize çok bağlı, çok saygılı ve çok sevgili bir aileyiz. Ve burada daha sonra tanıyacağın ve hayatının sonuna kadar seninle beraber olmasını isteyeceğin çok arkadaş edineceksin. Biz tercih etmediğimiz, hayatımızda tercih etmediğimiz bir kaderin parçasıyız. O yüzden sizler bizim diyabetli kardeşlerimizsiniz. Bizler sizin abiniz, ablanızız. Ve size yol göstermek zorundayız. Biz bu motto ile, bu hedefle buradayız. Zaten Şükrü Hoca'nın bu kampları yapıyor olması, 20 küsur yıldır bunu başarıyor olmasının da en güzel parçasıdır arkadaşım Diyabet Online Kampı. Çünkü ne şart olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin biz bu birlik ve beraberliği burada da sürdürme çabasındayız. Bir tek hani çevremizde dokunabileceğimiz insanlar değil, aslında hedeflerimiz dokunamadığımız, uzakta olan, başka şehirlerde, daha küçük şehirlerde olan, imkanları daha az olan insanlara da ulaşmak, ailelere dokunmak. Çünkü sen de biliyorsun ilk diyabet olduğunda mutlaka birazcık da olsa belki bazı ailelerde daha fazla ama bazı ailelerde daha düşük böyle bir kaygı ortamı oluşuyor, değil mi? Yani işte eyvah benim kızım diyabet olduğu, benim oğlum diyabet olduğu ne yapacağız, ne edeceğiz gibi bir kaygılar oluşuyor. Bu kaygıları minimuma indirerek bilinçli ve mantıklı yürümek çok önemli. Bir kere ailelere ben buradan seslenmek istiyorum. Sizin bir suçunuz yok yani. Bu durumun olması ile ilgili sizin hiçbir yapabileceğiniz bir şey yok. Biz seçilmişler olarak biraz ayrışmak istedik toplumdan. Ben buna inanıyorum ve birbirimizi bulmaya ihtiyacımız var. Sizler sadece bize desteğinizi esirgemeyin. Bize güvenin, inanın. Bizim bazı yerlerde toleranslı davranmamız gereken, bize karşı toleranslı davranmamız gereken yerlerde onu gösterin. Ve bizi çok sevin. Çünkü bu iş sevgiyle çok rahat aşılabiliyor. Peki, böyle mutlaka garip bir anı yaşamışsındır. Var mı böyle küçük bir anın? Garip bir yanım. Yani. Mesela maçta benim şekerim düştü diyelim ya da maçta şekerim çıktı ya da antrenmanda yanımda götürdüğüm işte küçük şekerleri takım arkadaşlarım yerken onları yakaladım. Soyunma odasında biri insülinle birine şaka yapıyordu tam onu o sırada yakaladım gibi. Yani şöyle diyeyim, benim gittiğim bir kurs var. O kursta benim şekerim bazıları düşüyor. Böyle 90'a 80'e düşüyor. Yanımda yiyecek götürüyorum. Arkadaşlarım da istiyor. Ben de onlara veriyorum. Yani öyle hep gidiyoruz. Evet, burada şekerin düştüğünde küçük kaçamaklara biraz daha dikkat etmelisin. Çünkü o küçük kaçamaklar senin şekerini bir anda hızlı yükseltebilir ve sonra yine insülin vurmak zorunda kalabilirsin. Daha böyle zaten orada diyetisyenlerimiz, şeylerimiz var. Meyve türevleriyle ya da işte onların önerdikleriyle mutlaka ilerlemelisin diye düşünüyorum. Eskiden bunlara ben çok karışıyordum işte şöyle yapın, böyle yapın, şunu söyleyin, bunu söyleyin. Şükrü Hoca hep aşağıdan dürtüyordu beni. Alper onu söylemesen iyi mi olur sanki falan diye. O yüzden Şükrü Hoca artık söylemiyorum. Diyetisyenlerimize bırakıyoruz bunları. Senin tabii diyetisyenin var değil mi? Benim diyetisyenim annem. Aa süper. Annen diyetisyen mi? Hayır değil de annem. Ha. Annen seni toparlıyor. Anladım. Süper. Yani bir annenin bu görevi üstlenmesi ve çocuğuna bu diyabet konusunda yardım ediyor olması gerçekten çok önemli. Anneler bu konuda gerçekten zorlanıyorlar. Çünkü yemeği yaparken içine koyduğun şeylerin biliyorsun ki karbonhidrat değerlerini değiştiriyor. Protein, diğer yağ değerlerini değiştiriyor ve bu senin şekerinde dalgalanmalara, yükselmelere sebep oluyor. Bununla ilgili değişik bir, trajikomik bir anımı anlatayım.
Şimdi kardeşime diyabet tanısı konduktan sonra bizim evde böyle bir kara bulutus var. Yani inanılmaz. Annem böyle yerlerde bir türlü kaldıramıyoruz annemi. 6 ay sonra bana diyabet tanısı kondu. Ben de üzüldüm yani, profesyonel basketbol oynuyorum, diyabetliyim. Düşünsene, bunun dünyada örneği çok az var. Türkiye'de bir tek o zaman bendim, şimdi arkadan gelenler var. Onları da çok seviyorum ve onların da benim gibi ilerlemesini çok istiyorum. Anneme gittim, dedim ki ya anne, yani bana da aynı teşhis kondu. Ben de diyabetmişim. Kadın elleri kaldırdı. Allah'ıma şükürler olsun dedi. Ya anne dedim, nasıl bir dua yani bu? Şükürler olsun olur mu? Hani Volkan zaten diyabetli. Bir de ben oldum başına dedi. Allah'a şükürler olsun. Evde 4 kap yemek pişiriyordum farklı farklı. Babana farklı, kendime farklı, sana farklı, Volkan'a farklı. Allah'a şükür artık tek kaptan yemek yiyeceğiz diye dua etmişti. Ya yani annelerin öyle bir sorunu var. Ama diyabetli bir ebeveyn grubu da çocuklarının sistemine uyum sağlayarak güzel kilolar veriyor. Yani ben bunlara şahit oldum. Eminim sizin evde de fit vücutlara sahip güzel ebeveynler vardır. Senin peki Mersin'de yaşıyorsun, değil mi? Sıcaklar etkiliyor mu? Sıcaklar benim şekerim. Şekerini böyle rahatsız edecek kadar etkiliyor mu? Yok, hayır, etkilemiyor o Ha, kadar. mesela benim mesela mevsimsel geçişlerde falan şekerim etkileniyor. Sıcak, soğuk, işte mesela kışa doğru giderken böyle bir bazen direnç sağlıyor. Bunu neden söylüyorum biliyor musun? Aslında her diyabetlinin öyküsü farklı. Birazdan yanındaki arkadaşım da anlatmaya başlayacak. Her diyabetlinin anısı da farklı, yaşadıkları da farklı. İşte insülin kaleminin tutuşu da farklı. Ben hayatım boyunca kolumdan belki bir ya da iki kere vurulmuşumdur. Onu da diyabet kampında arkadaşlar zorla kolumu tutup hadi seni artık kolundan yapacağız demişlerdir. Ben mesela hiç vuramıyorum kolumdan. Yani 13 senedir diğer bölgeleri karıştırarak kullanıyorum. Karbonhidrat sayımını öğrenebildin mi? Karbonhidrat sayımını evet bir ara onu da öğrenmiştik ama şu anda çok aklımda değil. Tamam. Onu mesela birazcık hayatına entegre etmeye çalış. Zor olduğunu biliyorum. Ama biz diyabetliler mutlaka ve mutlaka hayatının karbonhidrat sayımını bir şekilde anlamış olması gerekiyor ve onu uyguluyor olması gerekiyor. Çünkü vurduğun insülini işte hesaplaman gerekecek. O boşu boşuna glisemi konuşamadım. Hipoglisemi yaşamaman gerekiyor. Peki mesela basketbol oynarken hipoya düşüp böyle hemen çıkman gereken durumlar oldu mu? Yok, olmadı. Tamam. Buna dikkat et. Ben mesela biz performans sporu yaptığımız için orada ben sıkıntı yaşamıştım. Hipoya düşmüştüm bir tane Galatasaray maçında. Foul atacaktım. 50'ydi şekerim mesela. Ve çok kritik bir foul'ü kaçırdım. Ondan sonra da bana birazcık saydırmıştı taraftar. Yani bu tip şeyler de oluyor. Ama daha sonrasında ilginçtir ki kariyerimin sonlarına doğru özellikle maç günleri daha az yemek yemeye başladım. Ve beni rahatsız etmedi. Yani şekerimin de yükselmesini engelledi. Seni inşallah, sen bu arada diyabet kampına gittin mi hiç? Yok, hiç gitmedim diyabet kampına. Tamam, yani diyabet kampına gitme hedefin mutlaka olsun. Çünkü orada bir gün beraber olmayı çok isterim. Seninle de tanışmayı isterim. Ben de. Ağzına sağlık. Mükemmel bir insansın. Seni Teşekkür çok ederim. seviyoruz. Ben de. Bir sürü arkadaşın olduğunu unutma. Bizimle her zaman irtibatta kal. Destekleş. Aynı şekilde ailen de. Çok selam buradan. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet, sırada Defne Taşı Yaran var. Ama bu yanındaki yakışıklıyı birazcık organizasyonun içine sokuyorum ve kendisini şöyle gösteriyorum. Gel bakalım Emir'ciğim. Emir Özdemir benim okul takımının sporcularından, aynı zamanda üzerinde gördüğünüz gibi Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'nde altyapı sporcularından. Kendisi de tip 1 diyabet ve aynı takımda beraber yer alıyoruz. Ben onun hocası olarak diyabetli, o benim öğrencim olarak diyabetli. Onu da bugün bizim konumuz olması için ikna ettin ve beni kırmayıp antrenmanına ekip geldi. Aynı zamanda Pınar Karşıyaka Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz seni buraya gönderdikleri için.
Emir'le de birazdan konuşacağız. Emir'in de belki soruları olacak. Defne Taşıyarı'nı hemen bağlıyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Defne'cim sen bir bana ekleme talebi gönderir misin? Bu işte benim için gerçekten zor. Evet Emir, bu arada konuşalım. Şekerin nasıl? Şekerim iyi ya, her zamanki gibi. Her zaman gibi. Antrenmandan önce soruyorum şekerin iyi mi iyi mi diye. Çünkü antrenmandan sonra arkadaş biraz zorlanıyor. Evet. Aman Merhaba. Allah'ım. Çok tatlı bir hanımefendi karşımızda. O da antrenmandan gelmiş, yorulmuş ve bitkin gözüküyor. İstanbul hayatı onu yormuş. Hoş Evet. geldin. Evet. Acaba oradan bir ışık daha mı yansıtsak bu tarafa doğru? Şöyle bir evet. Bence senin asistanların sana destek verecektir oradan. Böyle ters burada daha iyi değil mi? Evet, daha iyi. Tamam. Defne, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de gördüğün gibi fena değiliz işte. Yayını yürütmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Defneciğim, seni tanıyalım mı biraz? Ben işte Defne Türk Hava Yolları'nda voleybol oynuyorum. Kaç yaşındasın Defneciğim? Şu an 14 yaşındayım. Kaç yıldır diyabetlisin? 5 yıldır diyabetliyim. Peki, diyabet senin arkadaşın mı? Arkadaşız yani genelde. Ama pek konuşmuyorum diyorsun. İyiyiz. İyiyiz. Şimdi Defne ile ben tabii off the record dışarıda konuştum yani daha öncesinde. Biraz ondan bilgi aldım. Bir hafta önce biraz konuştuk, tanıştık. İşte hayatını dinledim. Aynı suyun da hayatını dinlediğim gibi. Şimdi Defne başarı merdivenlerine çıkmaya başlamış bir sporcu gibi gözüküyorsun anladığım kadarıyla ve Türk Hava Yolları voleybol takımında da başarılı olabileceğiniz bir kadro ve ekiple berabersiniz. Oradaki antrenörlerinle diyalogları nasıl? Diyabet üzerinden konuşurken, diyabetle ilgili konuşurken artık diyabeti tanıdılar mı? Sen onlara tanıttın mı? Herhangi bir sıkıntı yaşıyor musun? Yaşadığında neler yapıyorsunuz? Evet yani şu an onlar da yani alıştılar. İlk başlarda böyle çok korkuyorlardı. İşte şeker mi düştü, yükseldi mi falan diye korkuyorlardı. Hep ölç diyorlardı. Şimdi alıştılar yani normal davranıyorlar ama çok anlayışlılar yani. Bayağı iyiler. Peki nasıl bir tanı kondu sana? Efendim? Tanı nasıl kondu? Benim çok böyle tuvaletim geliyordu ve çok susuyordum. Biz de işte bir tatile çıkacaktık. Ondan önce bir genel tarama yapalım diye işte doktora gittik. Yani öyle diyabet olduğumu öğrendik. Peki sonrasında neler yaşadın? Bunu ailen sana nasıl anlattı ya da doktorların nasıl anlattı? Ben zaten çok böyle sıkıntı çıkarmadım. Zaten ne olduğunu da pek anlamamıştım. Annem çok böyle tepki gösterdi, olamaz falan diye. Ama ilk başlarda çok böyle dikkatliydik zaten. Ben de çok dikkatliydim. Öyle olmuştu. Pek hatırlamak istemiyorum o günleri der gibisin Yani yani. Şu an pompa ya da sensör kullanıyor musun? ben libre kullanıyorum sensör. Pompa tercih etmedim yani. Ağır antrenman yaptığım için vücudumda bir şey taşımak istemedim öyle yani rahatsız olurum diye. Mesela yanında Emir var. Emir pompayı sürekli kullanıyor. Antrenmanlarda da kullanıyor. Emir'ciğim sen pompadan memnun musun? Pompadan gayet memnunum. Nereden baksanız bir 3,5 yıldır pompayı kullanıyorum. Ve yani antrenmanda onun özel şeyleri var. Nasıl desem? Özel böyle
setupları var. Onları yapıyoruz işte. Sonra o kendi kendini zaten ayarlıyor benim pompamı öyle. Hiçbir sıkıntı olmuyor antrenmanlarda. Daha böyle düşükte ya da yüksekte çok az antrenmandan çıktım hatırlıyorum. Ya ben gayet mutluyum öyle. Mesela Emir sağ ol. Emir'i niye yanıma oturtturdum? Çünkü biliyordum mutlaka böyle bir fırsat olacağını bu konuyla ilgili. Ben de pompa kullanırken aslına bakarsan senin söylediğin gibi düşünüyorum. Bu bence kişiden kişiye de değişiyor. Emir bunu çok güzel vücuduna entegre edip kullanabiliyor. Tam böyle kasık bölgesine şortunu kıvırıp takıyor. Ben mesela onu ilk kullanmaya başladığımda birazcık da Emir'le, tabii Emir daha tam anlamıyla profesyonel olamadı. Altyapıda, sen de altyapıdasın. Bizim işimiz çok temaslı. Benim sürekli o kablonun giriş kısımlarını çekiştiriyorlardı ve vücudumdan çıkıyordu o. Sürekli tak çıkar tak çıkar yoruluyordum. Ve o zaman tabii hazırlıklı olamıyordum. Yani pompaya güvenerek çıkıyordum. Bunları ama denemekte yarar var. Çünkü eğer imkanın varsa ve böyle bir fırsatın varsa belki maçın ya da antrenmanın içerisinde birkaç kez bunları denersen daha sonradan maçta da sana faydalı olacak. Antrenmanlar esnasında şekerini rahatlıkla gidip ölçebiliyorsun sensör olduğu için. Peki Evet. şekerini takip ettiğinde antrenmanda böyle bir dalgalanma ya da düşüklük vesaire oluyor mu? Böyle normalde hep iyi gidiyor antrenmanlarda. Öncesinde çok yemediysem iyi gidiyor. Peki beslenmen nasıl? Beslenmem güzel. Yani sağlıklı besleniyorum. Sağlıklı besleniyorsun. Mesela sabahları kahvaltını yapıyorsun. Daha sonrasında öğünlerini atlamadan devam ediyorsun. Ara öğünlerin var vesaire. Bunların hepsini planladın mı? Ara öğün pek yapmıyorum. Sadece yani öğünlerimi atlamıyorum. Hı. Çok ara öğün yapmıyorum ihtiyaç duymadığım sürece. Peki böyle çok sevdiğin, yani acayip sevdiğin ama şimdi diyabet olduktan sonra yiyemediğin bir şey var mı? Ben tatlıyı çok seviyorum. Ama eskiden yiyordum bayağı yani diyabet olduktan sonra azalttım. Yani çok. Bir de diyabet olduktan sonra daha çok sevmeye başladım tatlıyı. Emir, zannediyorum bu diyabetlerin genel özelliği tatlıyı seviyor olması. Evet, ben de tatlıyı gayet seviyorum. Yani benim diyabet olmamın yanında benim babam pastaneci. Öyle bir terslik var aramızda. Şeyci bir durum. Pastancı. Senin baba mesleği pastancı. Yani basketbolcu olamazsan sen Ya muhtemelen büyük ihtimalle evet. pastancı olacaksın ve Evet. orada böyle kremayı çevirirken böyle hafif tadına da bakacaksın. Yalnız bu mesleğe de ben hayranım. Böyle mükemmel bir uyum ve denge var. Her şeyi homojen ayarlıyorlar. İşte yani içeriğini çok düzgün tutmaları lazım. Kendi formülleri vesaire var ya. Sen peki bu şeylere maruz kalıyor musun? Hani işte ya dükkanda ekler kaldı. Al bakalım eve getirdim ekleri falan oluyor mu? Babam o günün kalanındaki böyle spangile kalıyor, keşkül kalıyor. Onların hepsini değil de yani bir iki tanesini eve getiriyor, dondurma getiriyor. Benim onları yani hepsini de yiyorum arada. Çok da şey ayarladık onları. Biz, babam ona göre yapıyor artık tatlıları. Benim şekerime göre yapıyor. Yani en azından çok canım çektiğinde arada bir yiyorum yine. Güzel Evet, oluyor. çok dayanamadığında herhalde bütün diyabetlilerin yaptığı şey ne yazık ki gidip onların bir tadına bakmak. Çünkü aslında tabii siz küçük yaşlarda diyabet olmuş insanlarsınız. Birazcık ben konuyu farklı bir yöne çekeceğim. Ben mesela 25 yaşından sonra diyabet oldum. Şu an 38 yaşındayım ve bu zamana kadar 25 yaşına kadar birçok şeyi artık tadını vesairesini aldın ama insanın nefsiyle olan mücadelesi o kadar enteresan ki özellikle çocuk yaştakiler, ben kampa gittiğimde onlarla karşılaştığımda çok duygulanmıştım. Şükrü Hoca beni davet ettiğinde hatta Mihriban'ı unutmak mümkün değil. Afyon'dan gelmişti. Böyle yutkunamadım yani. O küçük yaştaki insanların istediklerini yiyememesi kadar zor bir nefis mücadelesi yok bu hayatta. Çünkü hayattaki aslında en büyük zenginlik ki sizin de yemek sektöründe bir varlığınız var, aile olarak bir işletmeniz var. Siz de yemek sektörünün tam merkezindesiniz ve çok lezzetli şeyler yapıldığından eminim o restoranda.
bir şekilde canının istediği, burnuna gelen o kokuyu reddetmek ve tamamıyla bunu aslında bir şekilde Tanrı tarafından sana yaptırımı var. Yani sen onu yediğinde evet ay kilo aldım gibi bir şey olmuyor. Yediğinde bir anda çok hızlı yükselen bir şekerle karşılaşıyorsun ve bu senin bütün hayat kaliteni düşürüyor. İşte bizim bence en zorlandığımız, en adapte olmakta zorlandığımız ve mücadele challenge'da bulunduğumuz kısım bence bu nefsimiz. Çünkü nefsimizi terbiye edebilirsek eğer, sosyal varlıklar olduğumuz için okulumuzda bulunan diğer besinlere bir şekilde set çekeriz. Ne bileyim işte misafirliğe gittiğimizde önümüze konulan küçük ikramlara bize zararlıysa reddedebiliriz. Daha sağlıklı beslenmek için bu fırsatları değerlendirebiliriz. Ben hep şeyi söylüyorum. Diyabet insanlara zorunlu hayat kalitesi sunar. Eğer sen bu hayat kalitesini sürdürmezsen elinde sonunda diyabet seni ele geçirir. Yani arkadaşın olmaktan çıkar, dostun olmaktan çıkar. O yüzden hayat kaliteni o kadar mükemmel hale getirmelisin ki beslenme, dinlenme ve sporla, doğru insülin kullanmayla, doğru şeker ölçümüyle o zaman mükemmele yakın bir biyokimyan olacak yani, biyoritmin olacak. O yüzden bence çok değerli. Peki senin sosyal hayatını nasıl etkiledi? Arkadaşların arasında diyabet olman ne bileyim böyle seni birazcık aşağıya çekti mi? Hiç aşağı çekmedi. Tam tersi böyle şey yani çok ilgilendiler benimle yani çok ilgili oldular. Ama mesela ilk sensör taktığımda işte ıy o ne ya falan demişlerdi. Tuhaf tepkiler vermişlerdi. Koluna takınca mı? Evet. Kolundaki ne öyle falan diye. Peki yani, senin hiç bir diyabetli arkadaşın var mı? Bir tanıdığım vardı. Diyabetliydi ama çok yakın değildik. Sen diyabet kamplarına katılmadın o zaman. Hiç katılmadım. Seni de diyabet kampında artık ablamı olursun yoksa konuk mu olursun bir şekilde ben buradan Şükrü Hoca'ya subliminal mesaj atıyorum. O değerlendirir konuyu. Neden söylüyorum biliyor musun? Bence bu bize yine verilmiş Tanrı tarafından bir görev. Yani sen, biz zinciri şöyle oluşturuyoruz. Birileri diyabet oldu ve tecrübelendi. Hataları ve doğruları kendi yaşadıklarıyla gördü. Bunu altına anlatması gerekiyor ki bu zincir kurulsun. Eğer bu zinciri kurabilirsek biz, sen mesela diyabet olduğunda benle karşılaşsaydın, evet çok zorlanmadın belki ama benle karşılaşmış olsaydın ya da Emir ilk diyabet olduğunda direkt bana ulaşmış olsaydı, onu sportif hayatında deneyimleyerek öğreneceği zorlukları ben deneyimlemiş biri olarak daha kolay çözümlerdi. Ben ona anlatırdım. O yüzden şimdi bence etrafında bunu tara. Seni mutlaka buradan izleyenler diyabetli abla olarak ekleyecektir. Onlarla iletişime geç. Onlara bir sınır çekme. Yani bu diyabetle ilgili olan ilişkinde diyabet senin konuk oyuncun olmasın. Ana rolünde olsun. Ve sen bunu iyi yönetirsen emin ol sportif hayatında zaten iyi yönetiyor olacaksın. Sportif hayatındaki yaşadığın bütün zorlukları aslında sen içinde yaşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani sana orada bir mobbing uygulanıyor belki başarılı olman için. Baskı uygulanıyor işte. Daha iyi sıçra kızım, daha sert bu topa kızım diye bağırıyorsunuz ya. Hey! Bilmem ne diye. Zaten şu anda gündemde olan spor voleybol mükemmel bir şey. Oralara çıkabilmek için diyabetinle aslında konuşman lazım. Çünkü biz onu reddetsek bile o bizim içimizde yaşamaya devam edecek. Ve onu kontrol altına aldığın zaman hayatı kontrol altına almış oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet bizden bazen daha güçlü psikolojik şeyler yaşadığımızda daha güçlü olabiliyor bu diyabet. Ama aslında bütün her şeyi kontrol edebilecek güç ve biz spor yaptığımız için hormonlarımız da bu dengede. Bu bizim içimizde var. Senin gözlerinde de bunu görüyorum. Seninle daha böyle daha güzel sohbetler yapmayı çok isterim. Senin de böyle koşuşturman olmadan, antrenmana gidip gelmiş yorgun perişan olmadan, biliyorum çok yorulduğunu, buraya son anda yetiştiğini de biliyorum. Ama seni tanımak bizi çok mutlu etti. Senin diyabetli gençler için söylemek istediğin, arkadaşların için söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani şey, diyabet yani engel değil. Ya da herhangi bir şeyde engel değil.
Yani spor yapınca daha iyi olabiliyor. Peki iç şekerin yükseldiğinde sinirli oluyor musun? Evet. Evet, Hmm. genelde öyle oluyor. Bu ortak özelliğimiz galiba, değil mi Emircim? O benim şeker düşünce oluyor. Yani Sen de şeker kendimi düşünce çok oluyor. seviyorum. Sinirleniyorsun. Evet. Ha. Şimdi düşünsene, ben onun antrenörüyüm. Antrenmanda benim şekerim düştü, sinirlendim. Onun da şekeri düştü, sinirlendi. Ne yapacağız? Biraz o zaman yani ya sen de kaç ya ben kaçayım ya. İkisinden biri. Ağzına sağlık. Seni tanımak gerçekten bizi çok mutlu etti. İyi ki varsın. Aramıza bu diyalogla daha fazla katılmanı istiyoruz ilerleyen zamanlarda. İrtibatta olacağız. Ben İstanbul'a geldiğimde ailenle de görüşeceğim. Zaten onun şeylerini de yaptık biliyorsun kontaklarında. İzmir'e Evet. gelirsen de sen bizi ara. Su sen de aynı şekilde. Sana da Mersin'de lokasyonları söyledim. Benim için yapacaklarını unutma. Seni saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Seni çok öpüyoruz. Dikkat et kendine. Ben de görüşürüz. Hoşça kal. Evet, Sayın Şevval Ercan. Birazdan 3 basketbolcu olacağız. Hazırsan. Ben hazırım ya sen. Ben hazırım. Hazırsın. Evet. Kendisine isteğimizi gönderdik. Bana diyorsun ki Alper, aa şey var bana diyor ki Alper abi, ha söyle. Ben de hazırım dedim. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Kendisi Diyarbakır'dan kalktı İzmir'e geldi. Ama bizim yanımıza gelemedi. Burada 3 kişi yayın yapacaktık. Başına gelmeyen kalmadı. Kesinlikle abi. Neyse, o kısımlara girmiyorum. Tamam mı? Hoş geldin. Hoş Ee, bulduk. bize biraz kendinden bahset ve bu grup bu yayını tamamlar. Ben sana diyeyim. Kaçamazsın diye. Hadi Tamam. bakalım. Zamanımın ne kadar bol olduğunu biliyorsun. Evet. Hadi anlat bakalım, kendinden bahset. Diye öncelikle ben Şevval. 15 yaşında diyabetle tanıştım. Şu an 23 yaşındayım. 9 yıllık profi. 9 yıldır basketbol oynuyorum. 5 yıldır da profesyonel olarak oynuyorum. Vay. Böyle mukavemeye imza atıyorsun, sonra fotoğraf çekiyorlar değil mi? Şık 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 şık. Şey var, Abi. buradan bakar mısın? Şuradan bakar mısın diye. Bana da şeyde işte takımlarda oynarken diyabet haftalarında mutlaka işte röportaj teklifleri geliyordu falan. Artık ne yapacağımı şaşırmıştım. O insülin mi vurayım, işte sensör mü göstereyim, işte başka bir şey mi anlatayım falan. Artık en sonuncu yayınlara bir bakıyorum. Topa insülin vuruyorum. Öyle fotoğraflarım var. Topa insülin vururken. Abi. Yani çok enteresan. Peki kariyerin nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok sevdiğim bir abimle artık aynı şekildeyim. Evet. Başına bela alacağız. Evet. Bu yıl İzmir Karşıyaka Çarşı Spor Kulübü'ne transfer oldum. Kariyerime bu yıl burada devam edeceğim. Peki diyabetin nasıl gidiyor? Yani şu sıralar biraz stres olduğum için beklenmedik olaylar yaşadığım için biraz yüksek gidiyor. Ama onun dışında bir sıkıntı yaşamıyorum, öyle büyütülecek bir sıkıntıyla karşılaşmadım. İlk diyabet tanı nasıl kondu? İlk diyabet tanım nasıl kondu? Sivas'ta Türkiye şampiyonasındaydık. O zaman küçük kızlar kategorisinde. Sonra ben böyle sürekli uykuluyorum. Aşırı kilo kaybım oldu. Daha sonra böyle bir de sürekli su istiyorum. En son antrenör gidip böyle 24'lü bir kolisyon al suyu, sakın bir daha benden su isteme gibisinden, böyle hani espri anlamında önüme koydu böyle. Aşırı su tüketiyordum falan. Hızlı da kilo kaybı olunca bir hastaneye kontrole götürdü ailem. Orada diyabet olduğunu öğrendim. Sen sayı kralı mı olmuştun orada? Hayır. O en değerli oyuncu? Hayır, en iyi forvet. Ha, en iyi forvet. Bir şey olduğunu biliyorum da tam ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ha, görüyor musun? En iyi forvetle konuşuyorsun. Neler o zaman? Tebrikler. Peki Teşekkür. sen cihaz kullanıyor musun? İnsülin pompası.
Pompa kullanmıyorum. Başından beri böyle hani hep çok zorlayıcı geldi. Az önce sen de değindin. Hani böyle temaslı bir spor olduğu için bir de bayanlarda, yani kadınlarda biraz daha ekstra temas oluyor. O yüzden böyle hiç yönelmedim. Hani Nüslin kullanıyorum ama memnunum ondan. Takım arkadaşlarında bir lakap taktılar mı sana? Takmadılar da her yıl şöyle nasiplerini alıyorlar. Çantamdan bir şey istiyorum mesela o sıra antrenmandan çıkıp bir terlik olabilir, şampuan olabilir istiyorum. Bütün takım arkadaşlarım her yıl mutlaka şu iğne uçlarından nasiplerini alıyorlar. Yükseliyor soyunma odasından. Şeval ya yine mi açık bıraktın? Evet, Öyle. onlara dikkat etmek lazım. Evet Ben de ama bir defa bir tane Amerikalı sporcunun parmağına insülini batırmıştım. no. Evet. Tam bacağıma böyle batırıyorum insülini. Kafam da burada, tamam mı? Şöyle tuttum, konuşuyorum. Yanımdaki Amerikalı da elini koymuş oraya. Bacağıma elini koymuş. Ben de görmedim. Pat diye bir batırdım herif, bir zıpladı ayağa. Dedi ne yapıyorsun falan filan. Ya dedim elini niye koyuyorsun buraya? Yani ben oraya tam insülini yapıştıracağım. Komik anılar var. Hatta bir gün de bir anım daha vardı. Onu burada anlatayım. Sonra anlatacağım size. Sen peki insülin vururken en çok nereni kullanıyordun? Bacaklarını mı, karnını mı? Ben bacaklarımı ya da karnımı hiçbir şekilde kullanmadım. Ben full hep kolumdan vurdum. Allah, bu da tam tersi. Benimkinin tam tersini yapmış yani. Kolumda bir ara full böyle iğne izleri vardı şuralarda. Bu hep buralar doluydu. Ondan sonra pompaya geçince işte daha rahatladım. İğnelerden kurtuldum Emir, senin basketboldaki o zaman. Valla hedefin ne? her basketbolcu gibi bir A takıma bir çıkayım, oynayayım. En küçükten başladım sonra böyle iyi oyuncu böyle paralar yüksek paralar öyle şey gideceğiz. Şimdi profesyonel, ben profesyonel değilim artık. Profesyonel sensin. Sen bir profesyonel sporcu olarak tabii konuştuklarına dikkat et. Yani kulübü de bağlar bu söyleyeceklerin. Sence o paralar, işte bunlar hedef mi olması lazım? Yoksa işte 20 sayı atayım bu sezon. Seneye şu takıma gideyim. Bir Euro Cup, Euro Challenge oynayayım. İşte bir Euro League oynayayım mı olması lazım? Zaten yani yüksek hedefler belirleyince, oralara ulaşınca ister istemez parasal şeylere de ulaşmış oluyorsun. O yüzden yani iyi hedefler belirlemek şu aşamada daha önemli bence. Peki, diyabetli olman seni sahada kamçılıyor mu? Ne anlamda? Bak mesela şu anlamda, ben sahaya çıktığım zaman biliyorum ki yanımdaki diğer arkadaşlarım ve rakiplerim, orada sonuçta benden başka 24 kişi, 23 kişi daha var, yedeklerle beraber. Ben diyorum ki bu adamların hepsi dinlendiklerinde daha çabuk dinleniyorlar. Benden daha hızlı recover oluyorlar. Ya da işte bunların vücutlarındaki yorulma hissiyatı benden daha geç. Daha geç yoruluyorlar. Aynı eşit şartlarda yarışmıyoruz. Biliyorsun biz engelli statüsünde de sayılıyoruz. Yani belirli ölçülerde. Ve diyorum ki yani benim vücudumdaki bir organ ve bir hormon benim bütün yarışmacı kimliğimi etkiliyor. Eşit şartlarda yarışmıyoruz. Tamam mı? Benim her an şekerimin düşme ihtimali var. Yani bir gitgelli şeyde çok yoğun bir fast break'li bir tempolu anda bir 5 dakikada o an istediğin kadar dikkat et, yönetemeyebiliyorsun. Yani yönetemiyor değilsin de karşı koyacak vaktin yok. Düşmeye karşı koyacak vaktin yok. Ağzına atabileceğin an yok. Maç akıyor yani. Ve orada diyordum ki kendi içimden, yani ben bu durumda olmama rağmen diğerlerinin önüne geçmeliyim ve mücadelemi, hırsımı herkesten daha fazla göstermeliyim. Bu beni kamçılayan bir şeydi. Yani baktığın zaman evet artık sen profesyonelsin ama 9 sene önce ben Süper Lig'de oynamaya devam ediyordum. Ve Türkiye'deki profesyonel tek sporcuydum basketbol oynayabilen. Yani dünyaya baktığında bunu yapabilen 4-5 kişiden biriydim. Adam Morrison gelmişti mesela. Sen hatırlar mısın Adam Morrison? Los Angeles Lakers'ta oynamış. Daha sonra Beşiktaş'ta oynamış bir sporcu. Onunla konuştuğumda ben inanamıyorum. Türkiye'de diyabetli biri olduğunu hiç bilmiyordum. Ve herif yani karşılıklı oynamışım. Az önce sahadan çıktım ve sonra onunla konuşmaya başladım. Dedim ki ben de diyabetim. Ben bunu bilmiyordum. Yani muazzam bir şey işte Amerika'da
bana çok büyük bir sevgi ve alaka gösteriliyor bununla ilgili. Birçok insana rol model oluyorum. Sen de bunu yapıyor musun diye bana yol göstermişti mesela. Yani bunu yapıyor olmanın verdiği bir sahanın içerisinde bir şeref var yani. Ben diyorum ki evet siz güçlüsünüz ama ben sizden mental olarak daha güçlüyüm. Çünkü benim uğraştığım şeyi siz belki başaramazsınız. Anladın mı? Bu benim motivasyonumu hep yukarı çeken bir şeydi. Bence sizlerin de böyle olması lazım. Bu yarışmacı kimliklerinizin özellikle profesyonelleşmeye yakın olan Emir'in burada diyabetin onu kamçıladığını hissetmesi lazım. Ve kendi adıma söyleyeceğim, her şeye rağmen. Rağmen kelimesi o kadar önemli ki, her şeye rağmen. Diyabete rağmen. Sen profesyonel basketbolcusun, şey var. Ben diyabete rağmen basketbolcuydum şu an koçum. Sen diyabete rağmen basketbolcu olacaksın. Diğer arkadaşların voleybolcu olacak. Bu rağmen o kadar kilit ki, okulda başına gelecek bu rağmenle ilgili. Yarın eşin olduğunda, belki çocuğun olma ihtimali olduğunda, ne bileyim bir işe girerken hep bu rağmenle uğraşacaksın. Ve bu rağmen aslında işte diyabetin. Tamam mı? Ve sonunda diyeceksin ki diyabete rağmen ben her şeyi başardım. Ve bunu erken yaşta öğrenen çocuklar, yani küçük yaştan itibaren öğrenen çocuklar bence toplumda loser kavramını yıkıp winner olan çocuklar. Yani ben hep bunu söylüyorum. Okulumuzda da, Erasmus okullarında da bunu hep anlatıyorum. Resilient diye bir kavram var. Resilient. Bu kavramın Türkçesi Hacı Yatmaz'a biraz benziyor ambiyane tabirle. Yani ne olursa olsun ayağa kalkan, mücadele eden, içi hırslı dolu ve hedeflerine doğru giden, bu hedeflerini yaparken fair play ruhundan ayrılmayan, çevresindekileri etkileyen, arzu ve isteğini kaybetmeyen, düşse bile yaralansa bile ayağa kalkıp yoluna devam eden, böyle bir insan olabilmek, resilient olabilmek bence diyabetliler için çok önemli bir vasıf. Ve bu vasfa ulaşan diyabetliler de ne olursa olsun bir daha başına bir şey gelmez. Toplumun içerisinde de var olur, sahada da var olur, ailede kurar, çocuk da yapar, bütün her şeyi başarabilir. Yani benim sizden tek beklentim ve tek arzum resilience kavramına ulaşmaya çalışan, mücadelesini bırakmayan ve toplumu iyileştirmeye çalışan bireyler olmanız. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ben Şükrü Hoca'yla, şu an Gül Hoca yazıyor, diğer ekipteki herkesle, Oğuzhan Hoca'yla tanıştığımda onların bize vermek istediği kavramın bu olduğunu daha iyi anladım. O yüzden bugün online diyabet kampı yapılıyor. O yüzden biz ne olursa olsun her şeye rağmen, şu an Covid'e rağmen birlikteyiz. Ve sizin bunun bu hedeften ayrılmamanız ve altınızdaki insanlara da gösteriyor olmanız lazım. Son bir şey daha söyleyeceğim. Benim okulda yapmaya çabaladığım şeylerden birine ne biliyor musunuz? Emir'i yetiştirmek. Çünkü Emir'in bir alt yaşında, 9. sınıfta, Emir şu an 10'a gidiyor. 11'e gidiyor, sorry. 9. sınıfta bir kardeşimiz daha var, o da diyabet. Şimdi Emir kendi diyabetini doğru yönetip sahada kendini doğru ifade etmesi lazım. Ve aynı zamanda bu isme yakışan bir sporcu olması lazım ki arkadan gelen dostuna da, arkadaşına da hadi sen bunu başarabileceksin, bak ben yaptım, Alper abi bana gösterdi, ben de sana gösteriyorum diyebilmeli. Aynı şey senin de başına geliyor. Bence sen de bu resilient kavramını çok iyi başarmaya çalışan birisin. Çünkü maçlarını izledim, gerçekten mangalda kül bırakmıyorsun. Peki Amerikalı dostların, yabancı arkadaşların oluyor. Onlar bu duruma nasıl bakıyorlar? Yani aslında hani bizim ülkemizde evet nadir görülüyor böyle sporcular ama Amerika'da mesela bu yıl takım arkadaşımla paylaştığımda hani gördüğümde durumu onunla bir sohbet etme şansımız olmuştu. Hani onların ülkelerinde çok fazla olduğunu söylemişti bana. O yüzden çok şaşırmamıştı. Onun dışında önceki soruna böyle bir şey değinmek istiyorum. Yani ben olup da sen profesyonel yaşantına devam ediyordun abi. O yüzden çok şanslıydım. Senin gibi bir rol model vardı önümde. Hani başta İnsan tanımıyorsun çünkü ilk defa hayatına girmiş, detaylı bilgiye sahip değilsin diyabet hakkında. Böyle araştırdığımda seni görmüştüm. Hemen benim için bir motive olmuştu. Demek ki olabiliyormuş, hani bir engel değilmiş gibisinden. O yüzden yani senin de basketbol hayatımı devam ettirmemde katkın çok büyük. Onun dışında Şükrü Hocam, Münevver Hemşire, Tuğba Abla'ya dair bir parantez açmak istiyorum. Yani çok güzel bir aile olduk biz. Hiçbir zaman bağlarımızı koparmadık. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.
Bir de sen bunu yaşarken Diyarbakır'daydın. Oradaki evet. kamplara katıldın, değil mi? Evet. İzmir kampına geldin mi? İlk olduğumda katılmıştım, Elazığ. İlk olduğumda. Evet. Aynen. Evet, evet. Çünkü senin bu arkadaşın diyabet YouTube şeyinde var videon. Konuşuyorsun böyle bıcır bıcır. İşte ben şöyle oldum. Basket atarken şekerim düştü, elim titredi falan. Peki sen şimdi bu arada fitness de yapıyorsun. Sen de yapıyorsun değil mi fitness? Fitness yaparken zorlanıyor musunuz? Çünkü basketbolun bir parçası da kondisyon ve fitness antrenmanları. Zorlanıyor musun? Ben hiç zorlanmadım. Hiçbir engeli yok yani. Farkında bile değil. Öyle. Sen? Ben de zorlanıyorum. Normal antrenman yaparken nerelere dikkat ediyorsam ona göre dikkat ettim yani. Zorla hiçbir şey olmadı. Antrenmanlarda sen şekerini kaç kere ölçüyorsun? Yani ben antrenmanlarda şöyle bir şey. Bir antrenmana girmeden önce ölçüyorum. Hani yapmam gereken bir şey varsa yapıyorum, ne bileyim bir ara öğün ve benzeri gibi şeyler. Onun dışında ölçmüyorum galiba. İyi yapıyorsun. Arada ölçersen iyi olur. Değil mi? Ölçmesi lazım. Ona kadar hiç mesela maşallah hiç böyle bir maçta veya antrenmanda şekerim düşmedi. Bu önemli bir şey. Tabii kişiden kişiye değişiyor. Adrenalin seni etkiliyor mu? Etkiliyor. Böyle bazen çok şey, zor maçlar alıyor. Hani böyle hatta böyle heyecanımla hipoglisemiyi falan karıştırıyorum. Diyorum ki acaba bu heyecan mı yoksa şekerim mi düşüyor falan gibisinden benzer şeyler. Böyle bazen etkiliyor yani. Ben diyabet olduktan sonra şunu anlayamamıştım. Hani sonuçta diyabet olan bütün insanların ortak özelliği işte çok su içiyor olmam, çok idrara çıkıyor olmam gibi şeyler duyduk az önce de. Tabii ki aynı semptomlar bende de vardı. Artık diyabetimi kontrol ettiğim zaman kendime artık bir şablon belirlemiştim. Bir düzenim olmuştu kariyerimde. Ama tuvalete sık çıktığım zaman şunu düşünüyorum. Acaba benim şekerim yükseldi de mi sık çıkıyorum? Acaba düştü de mi çıkıyorum? Yoksa bu benim günlük zaten tuvalete çıkma ihtiyacım mı diye. Bunu hala düşünüyorum. Acaba bu o mu, bu o mu? Bir türlü onu hangisi tam çözebilmiş değilim. Peki beslenmenle ilgili yani o Diyarbakır'da da bir yağlı ekmek diye bir şey var değil mi? Felaket bir şey. Yani onu ben görüyorum, bu gurmeler geziyor. Oraya da bir gün geleceğim seni zaten. Yani sen şu an artık İzmir'desin. Boyozla falan sakın kahvaltı yapma. Bak çok hızlı yükseltir. Bu tip şeylere karşıyız. Yumurta niye? İşte zeytin, peynir, işte domates, tamam mı? Öyle salatalık. Onları ya bak. Seni o tip yerlerde görürsem kulağından tutar, antrenörün yanına götürürüm. Boyoz yiyor bu diye. Yani Diyarbakır'ın da kültürü, tamam mı? Muazzam yani. Çok eski de bir şehir. Orada beslenmeni nasıl kendini tutuyorsun? Hele o böyle fıstıklar, fındıklar tatlıların üstüne. Ya şöyle, ben yemek yapmaktan, yani yemekten ziyade zaten yapmayı da çok seviyorum. Böyle her yıl mesela gittiğim takımda mutlaka bir çiğ köfte yaparım. İşte tatlılar falan yıkılıyor. Ama herhalde çok fazla yaptığım için çok fazla yeme ihtiyacında bulunmuyorum. Hani o irademe sahip çıkabiliyorum yani. Mesela bir geçecek yapıyorsam, tamam ben bunu şu an yememem gerekiyor. Sabah gereken dozda yerim. İrademe sahip çıkabildiğim için çok fazla sorun yaşamıyorum. Peki six pack var mı sende? Var. Hadi canım. Sende var mı? Var ama ben de yok ya. Gitti benimkiler. Acaba diyetle mi alakası var? Yaşlandım mı bilemiyorum ama aferin, sizi tebrik ediyorum. Six packlerinize iyi bakın. Yani o karınlarda çıkan böyle 6 tane şekilli şeyler var ya. Onlar çok hızlı yok olabiliyor. Bunu söyleyeyim yani. Peki böyle bir anın var mı diyabetle ilgili? Yani anı işte bu takım arkadaşlarımın parmak ucu iğnelerle yaşadıkları. Onun dışında sürekli mesela şey oluyor, böyle kendilerini böyle biraz halsiz falan hissediyorlar. Şey var, lütfen bir şekerimizi ölçer misin? Sürekli. O var değil mi? Merak ediyorum. Muhtemelen benim şekerim çıktı. Az önce gömdün tatlıyı takım evet. yemeğinde. Değil mi? Evet. Bir fenalaştım, bir ağırlık çünkü şey var üstüne, Alper üstüne. Benden sizde var mı öyle şeyler? Daha olmadı. Peki sen böyle müsabakaya çıkarken adrenalinle ilgili bir şey yaşıyor musun? Evet.
Heyecan tabii yaşıyorum ama şekerimi etkilemiyor artık. Ona alıştım yani. Ama küçük heyecanlar olsun o da yani. O ilk olduğunda antrenörlüğün tepkisi nasıldı? Valla her yani böyle bir tedirgin oldular ilk hafta. Sonra baktılar bir sıkıntı yok. Yani iyi gidiyorum. Onlar sanki normalmişim gibi. Yani zaten normalim. Ama öyle devam ettiler yani hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiler. Ben mesela şeyde çok zorlanmıştım. Sürekli aynı şeyi anlatıyorum. Yani her sene oyuncular değişiyor. Her sene onlara anlatıyorum böyle. Bilgi vermek istiyorum. Bu sebepten oldu. Şöyle gergindim. Kusura bakma şekerim çıkmıştı. Ya da işte bak insülini vurmayı unutmuşum. Ya da fazla vurmuşum. O yüzden düştü. Tedirgin oluyorlar. Yani bir de her şeyi diyabete bağlama durumu var. Ya sinirlisin. Senin şekerin çıkmış oluyor. Ya hayır ya olaya sinirliyim yani. Burada bir haksızlık var, bir durum var yani. Ona karşı sinirliyim. Ya da işte bir tepki veriyorsun. Alper diyabet. Yani ne ilgisi var? Buna zaten böyle tepki verecektim ben. Yani bunu da anlamak gerekiyor. Aile kurduğunuz zaman eşinizin, çocuklarınızın tavırları da belki çok etkilenecek. Şu an yanınızda anneniz, babanız oluyor. Belki işte sevdikleriniz, arkadaşlarınız, dostlarınız oluyor ama yarın bir gün aile kurduğunuzda işte eşiniz olacak. Eşinle konuşacağın şeylere dikkat edeceksin. Yani öyle sinirli üst perdeden konuşursa kapıya hani hanımlar daha çok bizi koyar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Emir'ciğim dikkat etmek lazım. Peki diyabetlilere söylemek istediğin bir şey var mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman akranlarınızdan, yakınlarınızdan kendinizi ayrıştırmayın. Yani çünkü ayrıştırmayın. Bir yaşantıya sahip değilsiniz. Sadece diğer insanlara göre yaşam tarzınıza daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve en sevdiğim cümle, diyabetle arkadaş olun. Her şeyin ne kadar güzel ilerlediğini siz de göreceksiniz. Süpersin. Müthiş bir enerji verdin bize. Sen ne düşünüyorsun? Ve son sözlerini alalım. Valla yani diyabet dediğiniz şey yani kötünün iyisi diyelim yani. Hiçbir şey değil bence. Ne? Normal insan neyse siz de olsun yani. Hiçbir şey değişik değil yani. Hayat normal. Evet. Aslında hayatımızı normalleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bize de çok destek veren bütün çevremizdeki ailemiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, antrenörlerimiz hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Doktorlarımız, hekimlerimiz, onlar bizim baş tacımız. Bizi yönlendiriyorlar, yönetiyorlar. Biz de onlara dört elle sarılıp onlara inanmış durumdayız ve bir birlik beraberlik içerisindeyiz. Hemşirelerimiz, psikiyatristlerimiz, psikologlarımız, diyetisyenlerimiz saymadığım kaldı mı? Yok. Hayır. Tamam. İnşallah öyledir. Hiç kimse alınmasın. Eğer teşbihte hatam olduysa affola, bir yerde böyle kekeledim babalara diye. Ama çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hepinizi çok seviyorum. Diyabetin bize verdiği en değerli şeylerden biri bu dostluk ve arkadaşlık. Hayatta doğduğunda anneni babanı seçemiyorsun. Ama diğer her şeyini seçiyorsun. Arkadaşlarını, eşini, işini. Biz de seçmediğimiz, hiç beklemediğimiz bir anda diyabetle arkadaş olduk. Daha sonradan da birbirimizle arkadaş olduk. Bu sayede değerli hocalarımızı, diğer değerli arkadaşlarımızı tanıdık. Çevremizdeki dostlarımızı tanıdık. Ve bu dostluklar bize güç veriyor. Birbirimize anlatacağımız çok kıymetli, çok değerli anılarımız var. Bunları sürekli paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazen o kadar iyi yönetmemiz gerekiyor ki diyabeti ailelerimize de güç vermemiz gerekiyor. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Bence bu da dik durmamız gereken bir pozisyon. Ailelerimiz de çok tedirgin, kaygılı ve kendi içlerine kapanarak bazı şeyleri bizim adımıza düşünüyor. Fazla düşünmeyin. Biz yönetiyoruz. Kontrol altında. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki katıldın Şevval. Teşekkür ederim Emre'cim. O da antrenmanını astı geldi. Senin için de güzel bir sezon olsun. Bu gülen yüzün hiç su olmasın. İnşallah. Dikkat et kendine. Kapatalım o yavaş yavaş. Hadi bakalım. Önce sana bay bay. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Tüm diyabet dostlara selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.